Orta vadeli program geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu program 2025-2027 yıllarını kapsıyor. Programda enflasyon beklentisi %41,5'e yükselmişti. Hal böyle olunca memur zammı oranında artacak yaşlı aylığı, emekli maaşı ve evde bakım yardımı zammı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon tahminlerini yükselten ve 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program açıklandı. Enflasyon beklentisi bu yıl için %33'ten %41,5'e çıkarıldı. Böylece tüm ödemelerde hesaplar sil baştan değişti. Memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı, yeni açıklanan orta vadeli program enflasyon tahminlerine göre yeniden hesaplandı. Memur zammı oranında artacak yaşlı aylığı, emekli maaşı ve evde bakım yardımı 2025 zammı da ortaya çıkmış oldu. Memurlar ve emekliler için 2025 zam oranı yeni açıklanan orta vadeli program ışığında yeniden hesaplandı. Temmuz ayında %19,31 oranında zam alan memurlar gözlerini Ocak zammına çevirdi. Son açıklanan orta vadeli programda enflasyon beklentisi bu yıl için %33'ten %41,5'e çıkarıldı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı %13,44 olarak hesaplandı. Bu veriler ışığında memur maaşları için enflasyon farkıyla birlikte toplamda %9,31 oranında zam bekleniyor. Tahminlerde sapma olması durumunda bu oran %11,85'e kadar yükselebilir. Sosyal destek ödemeleri de 2025 yılı başında memur maaşı zammı oranında yükselecek. Memur maaşları için enflasyon farkıyla birlikte toplamda %9,31 oranında zam uygulanırsa 65 yaş aylığının 4183 TL'den 4572 TL'ye çıkması bekleniyor. %9,31 oranında zamla evde bakım aylığı 9078 TL'den 9922 TL'ye, kronik hastalık yardımı 9078 TL'den 9922 TL'ye, engelli maaşı 40-69 için 3338 TL'den 3648 TL'ye, engelli yakını aylığı 3338 TL'den 5471 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranları 3 Ocak günü açıklanacak Aralık ayı TÜFE oranıyla netleşecek.